Sevgili yay burçları, ay burcu yay ve yükselen burcu yay olan sevgili dostlarım, bakalım 14 Temmuz 20 Temmuz arası sizi neler bekliyor? Tek tek açıklayacağım arkadaşlar. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Sünnete men kat erselna kable kemir resulihi ve la teacidü li sünnetine tavvila. Ekimiz salata li diluku şemsi li gaseykıl. Leyli ve Kur'an el fecir. İnne Kur'an el fecri kane meşhuda. Ve minel leyli fe teheccet bihi nafile telleke asa eyyebe asake rabbuke mekamem. Mahmuda ve kur Rabbi ethilni müthale sıdkı ve ahricni buhrace sıdkı ve cal li milledunke sultanen nesira ve kul cael hakku ve zahekal batıl innel batile kane zehuka ve nü nezzilu minel kurani mahü ve şifayu ve rahmetü lil müminine ve la yezidu zalimine illa hasara ve iza enamme alel insana arada ve naabi canibi ve iza mesehü şerru kane yuasa kul küllü ya melu ala şakiletü ve rabbüküm alemü bimen hüve ehda sabila. İsra suresi okudum arkadaşlar. İsra suresi İsrail kavmini anlatıyor işte biliyorsunuz. Bizden evvel yani Yüce Kur'an'dan evvel gönderilen o kavimlere gönderilen kitaplar, onlara gönderilen hükümler ya da onların bunları çiğnemesi, Allah'ın yasaklarını delmesi bunlar anlatılıyor İsra suresinde. Bakınız ne diyor? İsra suresi 77 ile 85 arasını okudum arkadaşlar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkında kanun da budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsınız. Güneşin batıya kaymasından gecenin karanlığına kadar namazı güzel kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazında gece ve gündüz melekleri hazır bulunur. Arkadaşlar önemli bir olayınız var, namaz diyor. Sevgili yay burçları, namaz, ille de namaz diyor 78. ayette İsra suresi, bakınız. Ve minel leyli ve teheccüd, teheccüd namazından söz ediyor arkadaşlar. Uykusu kaçan teheccüd namazı kısmı 2 rekattır. Yani bütün nafile namazlar gibi teheccüd namazı da 2 rekatlık kılınabilir. İstersen 20 rekat kılınabilir. 2'şer rekat yani arayla kılınır. 2, 4, 6 gibi kılınabilir. Bakınız sabah namazını mutlaka kılın, gece ve gündüz melekleri buluşur diyor. Yani eğer ikili ilişkilerde sıkıntı yaşıyorsanız, yay burçları işaret çok net, gelen mesaj çok net. İkili ilişkilerde sıkıntı yaşıyorsan, içindeki karanlığı atamıyorsan ya da bir türlü bir feraha çıkamıyorsan haydi durma, namaza başla, namazı, sabah namazını mutlaka kıl. Hem sünnetini hem farzını kıl. Devam ediyoruz arkadaşlar. Gecenin bir kısmında da sadece sana mahsus bir nafile olmak üzere uykudan kalk, Kur'an ve teheccüd namazını kıl, Rabbini seri bir makamı mahmuda, ahiretteki şefaat makamına göndermesi yakındır diyor. Rabbim hani eğer diyor gece diyor uykunu böler ya da uykun kaçar da teheccüd namazı kılarsan Rabbim seni ilahi makama götürür diyor. Doğrudur arkadaşlar. Gece kılınan namaz kadar etkili bir namaz yoktur. Gece çünkü güneşin radyasyonu gittiği için daha güzel dualar duyulur. Yakarışlar daha güzel duyurur. Bütün yay burçlarını biliyorum ben, dini bütün insanlar olurlar, inançları çok kuvvetli olur ve geceliğin bir namaz kılın, hem ikili ilişkilerin şifalanması için
hem sizlerin şifalanması için yapın bunu arkadaşlar. Mutlaka uykundan kalkıp kılacağın namaz, sabahleyin kılacağın namaz sana ve üzerine şefaat olacaktır. Evet arkadaşlar, ayrıca şöyle bir baktığımda ve de ki Rabbim beni girilecek yere doğruluk ve hoşnutlukla girdirir. Doğruluk ve hoşnutluk çıkarılışı ile çıkar ve benim için tarafımdan yardım edici bir kuvvet ve hüccet ihsan et. Ve de ki hak geldi, batıl sona erdi. Hakikaten batıl yok oldu. Hak nedir? Kur'an-ı Kerim geldi ve diğerleri batıl oldu. Yani yalanları ortaya çıktı. Artık burada Kur'an-ı Kerim'in hiç değişmediği son kitap olduğu anlatılıyor arkadaşlar. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. Zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır. Öyle ya, biz insana nimet verdiğimiz zaman aldırmaz, yani çizer. Kendisine kötülük dokunduğu zaman da pek üzüntülü olur. Arkadaşlar burada diyor ki her koyun kendi bacağından asılır. Hatalarını gör sevgili Yay burcu. Biraz hata etmiş olabilirsin. Biraz nankör insanları etrafında bulundurmuş olabilirsin. 8'er dakikalık meditasyon. Akşamları mum yakma ve uykuya dal. Sabah namazını mutlaka kıl ve eski neşene gireceksin. Eski neşeli günlerine kavuşacaksın. Bir iftira, bir yoksulluk, bir sıkıntı hane içerisine düşmüş ve somurtkan ve biraz da üzgün bir halde bırakmış seni gösteriyor. Yavaş yavaş bu içinde bulunduğun durumdan çıkmaya başlamışsın. Bence çıkmışsın bile sevgili Yay burcu. Haydi bakalım. Gerçekten yani bizim Kur'an-ı Kerim'e inananların, Müslümanların meditasyonu nedir arkadaşlar? En güzel bir meditasyon, yani Allah'la bir olma, üst bilinçle bir olma namazdır. Namaza niyet edilirse sağa sola bakılmaz. Yani dünyaya bakın, sağa bakıyoruz namaza. Çok namaz önemli arkadaşlar. Özellikle bu hafta namaz kılın diyorum. Kılmayanlar öğrensin, bilmeyenler öğrensin, kılsın. Kılabildiğiniz kadar. Bugün belki eksik olur, yarın tamamlarsın. Bugün eksik bir suren olur, birkaç hafta sonra öğrenirsin. Namaz sizi kurtaracak sevgili Yay burçları. İlle de namaz diyorum. Bakınız. Niyet ettikten sonra sağa bakarız. Sağ bizim böyle gelecekle ilgili kaygılarımızdır. Erkeksi yönümüzdür. Sola bakarız, geçmişimizdir. Ve gelecek kaygısını bırakıyorum diyoruz. Sağa bakıyoruz, sola bakıyoruz. Geçmişi zaten bıraktım diyorsun. Geçmişten ders aldım diyorsun. Ben önüme bakarım diyorsun. Namaz harika bir ibadet arkadaşlar. Harika ötesi. Bizim üst benliğimizi ortaya çıkaran. Ben inanır mısınız? Bazen sabah namazı kılıyorum. Her zaman kılamıyorum. İtiraf edeyim. Sabaha karşı çekimlerim varsa abdestimi alıyorum, eğer çekim bittiyse. Mutlaka yöneliyorum Rabbime. İnanır mısınız? Her şey birkaç saat sonra her şey gözümün önüne geliyor. O kadar ki üst bilince çıkıyorsunuz. Yani namazdan müminin miracıdır. Hatırlatırım. İkili ilişkilerde dalgalandım da duruldum diyeceksin. O yüzden dedim. Yani ikili ilişkilerde sorun yaşıyorsan, o karşımdaki insan ne düşünüyor diyorsan, ne fikirde diyorsan namaz kıl, rüyanda Allah sana tek tek verir. Bir de bazen de nasıl diyeyim, istihare namazı olur. Bunları da kılabilirsin. Artı arkadaşlar, duygu ve düşüncelerine dikkat et. Bazı hayal kırıklıkları yaşamışsın. Onların yerini de böyle bir öfke almış hayal kırıklığından sonra. Evet, bir bardak suyun içerisinde 41 tane Fatiha oku ve onu besmele çekerekten başla. Eûzü besmele çek, 41 Fatiha'yı oku. Her birinde okuman gerekmez. Bir kez Eûzü billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim de. Fatiha'nı oku, arkasından 41 tane bir köşede beklesin, niyetini et. Allah'ım ben falancadan doğma, falancadan olma, filanım, adını soyadını söyle,
üzerimdeki öfkenin, ağırlığın, negatifin gitmesi için okuduğum Fatiha Şerife hatmini kabul et de o suyu bir güzel iç, elini yüzünü bir güzel yıka. Ondan sonra hiçbir kimse sana dokunamaz. Allah'tan üstün hiçbir şey olamaz, sorgulayamayız bile. Seninle uğraşanlar gark olsunlar inşallah sevgili arkadaşlar. Uzakların yakın olacak. Bir de bazılarınızın öfkelenme sebebi yalan ve dolanmış arkadaşlar. Bu yalan ve dolandan kurtulduğunuzda öfkeyi yenmiş olacaksınız. Ay çok yalan var. İki kez yalan söylenmiş. Hem işte hem aile arasında hem de sevgililer karı koca arasında. Allah'a yöneldiğinde 3 günde bu sıkıntılar gidecekmiş. Yeniden değişecekmişsin. Haydi kalk dinlen. Bir elbise alacağına, kalkıp da bir bilmem ne alacağına, o da güzel bir şey elbise almakta. Bir arkadaşa gidip derdini büyütmektense derdini anlatıyorsun, derdin daha da büyüyor. Allah'a yönel ya, Allah'a yönel ya. O zaman derdin çözülür arkadaşlar. O zaman her şey çözülür ve sadece Rabbim benim dertlerimi çöz de bir Fatiha 3 İhlas oku. 40 tane okuyamıyorum, gücüm yok diyorsan bir Fatiha 3 İhlas oku. Peygamberlere gönder, evliyalara gönder, şehitlere gönder, onların ruhlarına. Ondan sonra amin de, Allah'ım beni kurtar ya Rabbil Alemin, amin diyeceksin. Ve ondan sonra da zaten bir Fatiha, 3 İhlas bile insanı kurtarır arkadaşlar. Kalbin yeter ki temiz olsun. Sana kötülükleri yapanlar utanç içinde kalacaklar. Bunu da söyleyeyim. Ve gerçekten bu bir imtihanmış, bir geçiş süreciymiş. Bundan kurtulacağını görüyorum. En gerek yılanlarını, en gerekleri geride bırakacaksın. Ama zaman içinde biraz sabırlı olman gerekiyor. Biraz zaman gerekiyor. Zaman içinde onların tepe taklak gittiklerine de tanık olacaksın. Rabbim bütün düşmanlarınızı helak etsin inşallah. Ve dengede kalman için, kendini dengede tutman için sevgili dostum. Aynı zamanda İç dünyandaki huzur için, öfkeyi yenmek için, maddi olarak da bolluk için ya hayyu ya kayyum zikrini çekeceksin. Tekrar sayısı 174'tür. Allah herkesin imtihanını kolaylaştırsın. Yay burcu, seviyorum sizi. Yolunuz, önünüz açık olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Gelecek perşembe görüşmek üzere. Beğenirseniz sevinirim. Abone değilseniz abone olun. Bildirim zilini açın. Bildirim gelmiyormuş bazen. Haydi hoşça kalın efendim.